Suriye alanı zaten hepimizin malumu. Burada yapılan çalışmalar vesaire. İha gönül dostlarım. Bizler iyiliği yeryüzüne hakim kılmak ve son nefesimizi verene kadar iyilerle ve iyiliklerle uğraşmak için yeryüzündeyiz. Ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğimiz ve Vakfımız da yeryüzünde bu iyiliği tesis etmek, yeryüzünde iyilik adına her ne varsa yapılacak bütün işleri yapmak için kurulmuş bir vakıftır. İHA kelimesini tüm kamuoyunda hep duyduk, duyardık. Bu şekilde beraber olmak, genel başkanları ve arkadaşları ve sizlerle beraber olmaktan dolayı gerçekten mutluluk duydum. 5 kıtada 135 ülkeye ulaşmışlar. Çok büyük bir konu bu. Çalışmalarında gerçekten başarılar diliyorum. Baktığımız zaman işte insani yardımın her alanı, biraz önce arkadaşımız saydı, her alanda hizmet ediyorlar. İHA Türkiye'nin kurduğu ilk uluslararası yardım kuruluşudur. Kızılay'ımız zaten çok eskiden beri vardı ama Kızılay biraz daha devletle iç içe bir kuruluştu. Ama sivil toplum kuruluşu olarak ilk yardım kuruluşudur. Ve Allah nasip etti, o dönem Bosna Hersek'te İHA'nın yapmış olduğu faaliyetlerden yardım almayan belki de tek bir ev bile kalmadı. Çok gençtik ama arkamızda sizler vardınız. Sizler hiç desteğinizi esirgemediniz. Kendi dişinizden, tırnağınızdan vererek güvendiniz, gayret ettiniz, bu sevaba ortak oldunuz. Tüm Bosna Hersek'in bütün ücra köşelerine ulaşıldı. Sonra bir Çeçenistan meselesi, Afganistan, Kosova, şu anda dünyanın her tarafına baktığınızda yeryüzü kan ve gözyaşıyla sulanmış durumda. Basit bir anlatımla şunu söylersek, ne yazık ki bir takım güçler İslam dünyasını tamamen parçalamak, yok etmek niyetinde. Ve bunu yaparken de İslam dünyasının içerisindeki bu medeniyet havzasının içinde bulunan hangi görüşte olursa olsun hiç ayrım yapmıyorlar. Bunu şöyle ifade etmek isterim. Hiçbir füzenin, bombanın, kurşunun adrese teslim gitmediğini fark ettik. Yani bomba düştüğü zaman bir toprağa, ki yarın Türkiye'yi de aynı şekilde parçalayıp bölmek istiyorlar. Bomba düştüğü zaman falan İslamcıdır, falan Kemalist'tir, falan ülkücüdür, falan sağcıdır, falan solcudur, falan sosyalisttir, falan komünisttir, falan tesettürlüdür, falan tesettürsüzdür. Falan sakallıdır, falan da sakalsızdır, ayrımı yapmıyor. Ya görüşü ne olursa olsun, kaçırılmış bir kadın, bir tane kadın var, İsrail'in yapmadığı zulmü yapıyorlar. Demek ki mesele isim.